Nereden çıktı bu? Ha? Kafanıza göre iş yapıyorsunuz. Amirim, tufan içeri girince adamlar pataküte daldılar. Oğlum, girip kurtarmak nereden çıktı? Amirim, ben şeyi duyunca işte... Neyi duyunca? Ya bu kebapçı Tarık'la ortak çalışmak istiyor. Ortak çalışmak istiyorsa kardeşini niye dövdü o zaman? Ben nereden bileyim amirim, anlaşamadılar herhalde. Öyleyse bu Kadir'i yanımıza alalım. Bakalım ne işimize yarayacak. Biz de öyle düşündük amirim. Tarık kardeşine yaptıklarını bir duysa var ya, bunu bir gün yaşatmaz. Amirler nerede? Kızın dayısı kapıda. Eve giremiyorlar ki, depoya geçtiler. Beni tanıdın mı? Ben seni nereden tanıyacağım ki? Benim adım Sadullah Yersiz. Organize şube amiriyim. Benim organize muorganize işim olmaz. Hı hı. Bak oğlum. Bundan sonra sen benim için 63 yaşındasın. 63 mi? Öyle. Şimdi nereden hesap etsek... En az 28 yıl yatacağına göre... tabii. 63 oluyor be Kadir. 63 yaşında içeriden çıkmak mı istersin? Yoksa bizimle çalışmak mı? İyice düşün taşın. Ben şimdi çıkıyorum. Bir saat içinde gelirim. Şimdi... Kararını verdin, verdin. Yoksa... Pişman olmak için... 28 yılın olacak. Anlaşıldı mı? Akıllı ol. Bir şey söylemeyecek misin? Yok. Hep böyle mi olacak yani? Bir teşekkür ettik ya işte. Uzatma istersen. Ben hiçbir şey uzatmıyorum. Bizim bir karar vermemiz lazım. Bu işte birlikte miyiz, değil miyiz? Tenezzül edip mesajlarıma bile cevap vermiyorsun. Vay. Sen şimdiden başladıysan bunlara, ileride bana niye eve geç geliyorsun diye trip de atarsın. Fazla mı kaptırıyorsun acaba kendini bu evlilik meselesine? Ben kendimi hiçbir şeye kaptırmadım da sen kendini ne zannediyorsun? Ne kadar şımartmışlar seni ya. Ne oldu? Niye didişiyorsunuz yine siz? Yok bir şey. Neyse, biz işimize bakalım. Bence kebapçı öter. 63 yaşını beklemez konuşur. Tarık da gider hastaneden kardeşini alır. Amir, bu fırsatı iyi kullanalım. Tamamdır amirim. Devam mı yani? Evet, devam. Dayım? İşe yeni girmiş. Tamamen tesadüf. İyi de... Dayım oradayken siteye nasıl gireceğiz? Dayısı sitedeyken siteye giremiyorsak... Kovdururuz. Kovdururuz? Ama bak, en azından şöyle düşün. Şimdi adam işe yeni girmiş. Deneme süresinde herhangi bir hatasına bakıyor. Paket havası. Ondan sonra biz de işe devam. Tamam ama adama bir iş bulalım. Aylardır işsizdi. O kadar sevinmiştik iş buldun amirim. Kovduracağız. Güzel. Oldu bu iş. İyi geceler. İyi geceler. Kavga etmek yok ha. Yok yok söz. İyi geceler. Kilitleyecek kapı da yok tabii bu gece. Ama merak etme. Yarın eve döneceğiz. Yaz mı olacağım yani? Evet. Ben de Levent. İyi. En azından Levent'i seviyorum. Ben de Yaz'ı seviyorum. İyi geceler Yaz. İyi geceler.
Pamir. Çok yakmışlar kardeşim. Tufan dayağı alışkınlar ama. Yediği dayak öyle böyle değil Adem. Hastanenin kapısına bırakmış biri. Kim? Bilmiyorum teyze oğlu. Kim yapmış olabilir ki bunu Tufan'a? Ahmet kebapçı. Bir bakalım mı? Bana mı soruyorsun Adem? Adama mekanın da posta koyduk. Öğrenelim bakalım şu kebapçı nerede? Geceden beri ortalıkta yok. Belli ki korkusundan kaçmış. Cehennemin dibine bile girse, git bul getir onu bana Adem. Hastamız kendine geldi. Eve götürebilirsiniz. Fazla yorulmasın. Bir de pansumanını aksatmayalım. Acil bir durum olursa tekrar görüşelim. Tabii. Tamam, teşekkür ederiz doktor. Geçmiş olsun. Abi. Korkma. Ben senin abin. Kim yaptı lan bunu sana? Bilmiyorum abi. Tufan. Bak bana yalan söyleme. Abi hatırlamıyorum ben. Ne demek lan hatırlamıyorum? Hatırlamıyorum abi. Ne yapıyorsun kızım? Delirdin mi sen ya? Kızım sen ne yapıyorsun ya? Böyle yavaş yavaş birden. Yavaş yavaş birden ne yapıyorum? Üstünü örtmeye çalıştım ben. Sana da iyilik yaramıyor yani. Pardon. Ay ne bileyim ben öyle bir anda şey yapınca kusura bakma. Gergin günler geçiriyoruz. Gergin günler geçiriyoruz bak. Bak bak saat kaça kadar uyumuşsun? Of o kadar oldu mu ya? Annen aradı. Açsaydın. Aynur Hanım çok tatlıdır. Bayılırsın. Hadi bir şeyler yiyelim hazırlanalım. Evimize mi dönüyoruz? Evi çok sahiplendin galiba evimize dediğine göre. Tufan hastaneden çıkmış. Hadi evimize dönüyoruz. Evimiz derken numaradan. Aynen öyle numaradan. Namık. Nereden geliyorsun sen? Ufak tefek işlerim vardı ablacığım. Onları hallettim geldim. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Nasılsın abla iyi misin? Namık'cığım. Efendim? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Sana söylemek istediğim... Yok. Emin misin? Aslında emin değilim. Çünkü... Senin söylememi istediğin bir şey var. Hı. Onun ne olduğunu bilmediğim için lafı böyle evirip çeviriyorum. Ha ne söylemem gerektiğini bilsem söylerim. Ama işte lafı da evirip çevirmeyi de beceremiyorum. Tabii bilmez miyim? Bilmez miyim? Evet. Sen bana neden yalan söylüyorsun Namık?
komşudan aldığım borcu vereceğim. Nasıl? Sen komşudan borç mu aldın? Sen onu demiyor musun? Ay hayır, ben öyle bir şey bilmiyorum bile. Nasıl söyleyebilirim? Ben işinle ilgili yalan söylüyorsun diye söylüyorum. Sen bana şefim dedin. Güvenlik görevlisi çıktın Mahmut. Bu ne? Vallahi ben de kendimden bıktım ablacığım ya. Sana ne anlatayım, kendime ne anlatayım bilmiyorum. Tamam. Güvenlik görevlisiyim. E ne var şimdi bunu söylemekte? Ha? Yavrucuğum, sen bana neden yalan söylüyorsun? Benim derdim bu. Ablacığım, kaç yaşına geldim ya? Yani artık bu yaştan sonra böyle restoranda şefim demek daha havalı geldi. Ha. Anladım, anladım. Tamam. Hadi neyse canım, Allah Allah. Bak oğlum ben... Ya sen işe gitsen de gitmesen de senden razıyım. Hiç öyle düşünme, tamam mı? İş bu oğlum. Utanılmaz ki işte. Ne olursa olsun, değil mi? Bu sefer dikkatli ol, olur mu? Ya sitede bir hata yapma. Bu sefer dikkatli mi olayım? Dayımın işe girmesine benim ne suçum var? Ben ne yapabilirdim? Olsun, yani sen yine de dikkatli ol. Şu an kendimi sana anlatmaya uğraşırdım ama anlamayacağını biliyorum. Bak, sen beni yanlış tanıyorsun, biliyor musun? Ben seni yanlış tanımıyorum. Ben seni hiç tanımıyorum. Bana da birazcık zaman ver, olur mu? Biriyle çalışmayalı çok uzun zaman oldu. Bunun başkasıyla ilgisi yok. Seninle, benle ilgisi var. Sen, ben diye bir şey yok. Levent var, Yaz var. O kadar. Senin için öyle olabilir. Ama ben o kadar profesyonel değilim. Aynı evde yaşıyoruz. Aynı kaderi paylaşıyoruz. Pamir, Levent kadar benim için önemli. Bir gün Levent ölecek, Pamir kalacak. Naz, çok duygusalsın. Seni sadece Levent ilgilendirir. Senin de herkes gibi atan bir kalbin var. Karı koca arasına girilmez ama çıkmamız lazım. Dönüyor muyuz? Hı, dayını kovduracağız. Hadi, hadi. Yo, ben de arkanızdan... Hadi. Hadi. Bunu da buraya takıyoruz. Namık hazır. Security! Aferin sana. Oh be. Vallahi söyledim, rahatladım ha. Çünkü bu akşam da vardiyan vardı. Ne söyleyecektim onu düşünüp duruyordum. Hakikaten mi? Ne söyleyecektin Allah aşkına? Ne düşünmüştün? Bir söyle bakayım. Şöyle bir plan yapmıştım. Ne? Nurhan beni arayacaktı. Diyecekti ki Namık zabıta geldi. Çabuk yardıma gel diye. Öyle kaçıp gidecektim ben de. Oğlum sen böyle nasıl yaşıyorsun? Hay Allah. Bak neyse, hadi. Sana kuru köfte yaptım. Yanında da ayran var. Akşam acıkırsan falan oralarda böyle saçma sapan şeyler yeme. Güzel güzel yemek ye, tamam mı? Ya sen kızmadın mı gerçekten? Ay kızmadım. Niye kızayım? Al şunu elimden. Hadi bakayım. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun. Böylesi çok daha güzelmiş ya. Bilsem baştan yalan atmazdım. Değil mi? Tabii. Hep böyle söylüyorsun ama... baştan söylesen de sen olmazsın, değil mi? Ha? Yani. Dört tağlı. Yakışıklı. O zaman Namık kaçar. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi bakalım. Güvenle uyuyabilirsin ablacığım. Security. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dayım burada değil, eminsin değil mi? Sakin ol. Kimseye görünmeden içeri gir yeter. Tamam mı? Ah, geldiler Günday. Asıl sana geldiler. Bıktım senden. Hayatım bak, komşularımız peri değil. Köpekleri de babaları değil. Anladın mı? Yeter artık, vallahi kafayı yedin Numan. Nereye gittiler acaba?
Ne yapacaksın? Allah'ını seversen anlatsana. Ya senin için çürümüş Günday ya. Yemin ederim gerçekten için çürümüş ya. Bana içi çürümüş diyen adam 24 saat güvenlik kamerasının başından kalkmıyor. Bak sana söylüyorum Günday, bunlarda bir iş var. Sen bana güven. Haklı çıkmak istediğin konuya bak Numan ya. Hı, tamam, haklısın. Değişik bunlar. Haklısın, haklısın. Karıcığım, beni bekler misin? Çok yoruldum Levent. Hadi girerim artık şu eve. Anahtarını almadın mı hayatım? Bulamıyorum. Almadın mı anahtarını? Bulamıyorum. Sen de mi almadın anahtarını? Yok ya, ben kesin almışımdır. Arabadadır. Bulamadın mı? Ben de unutmuşum galiba ya. Gel. İçerideyiz. Kapıda beklemedeyiz. Hadi kolay gelsin. Ay, bunu söylemek çok garip olacak ama insanın eve gibisi yok. Ne oldu? Hani numaradan da? Numaradan da olsa sonuçta evimiz işte. Sen bir şey yiyecek misin yoksa görev başında yemek de mi yemiyorsun? Çok komiksin yine. Gece uzun, yiyelim bir şeyler. Hadi. Ne yesek? Ben hazırlayabilirim istersen. Niye? Menemene bayılmıştın, öyle bir teymiştin. Bir menemen yaptın, bütün mutfağı alt üst ettin. Benim mutfağım temiz olur. Sadece senin mutfağın değil yalnız. Sen bir şeyler yap. Sen de temizle. Senin de mutfağın olsun. Çekil bakalım. Amirim, bu uyku ilacından emin miyiz? Başka bir şey mi deneseydik? Adamı uyutacağız yani. Sitede bir şey olabilir. Ne gibi? Ne bileyim amirim. Güvenliği uyutuyoruz sonuçta. Her şey olabilir. Tamam oğlum, zaten biz de onun için buradayız. Hem adam güvenlik. Kovdurmak için bir olaya ihtiyacımız olacak. Haklısınız amirim, onu doğru. Bütün malzemeler hepsi aynı ama çok farklı. Bunda başka bir gizli görevi de mi öğrendin?
bütün hayatın işin değil mi? Pamela'yla alakalı ne öğrenmek istiyorsun? Ciddiysen. Evet. Sorabilir miyim? Hadi dayını kovdurana kadar bir tane soru sor bana. Tamam, 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 tamam. Bir dakika. Hı-hı. Benimle derdin ne? Hı? Niye beni istemiyorsun? Hani hep söylüyorsun ya, ben tek başıma çalışmak istiyorum, ben tek başıma çalışmak istiyorum. Niye? Hı? Bana gıcık mı oluyorsun? Yoksa gerçekten bu işi benim beceremeyeceğimi falan mı düşünüyorsun? İyi ki bir tane soru sor dedim Yaz. Tamam. Benimle derdin ne? Seninle bir derdim yok. Bu mu cevap? Evet. Senden önceki ortağım. Sarp. Bir süredir üstünde çalıştığımız bir görevdeydik. Ben adamların bize tuzak kurduğunu düşünüyordum. Ama o benimle aynı fikirde değildi. Hadi bakalım, başlıyoruz. Ben bakarım. Kim o? Nehir ben. Nehir. Hoş geldiniz. Sen hoş geldin. Arabayı görünce bir bakayım dedim. Gel. Levent Bey. Merhaba. Ben üstümü değiştirip geliyorum. Tamam canım. Bir şey içer misin? Geçsene. Ay tam yemeği hazırlanıyorduk biz de ama bir kahveni içeyim o zaman. Hadi gel. Biz de böyle sandviç yiyorduk ama yer misin? Yoldan geldik falan ya. Sandviç mi? Burun kıvırmadan önce bence bir düşün. Yok, ben almayayım. Çok şey kaçırıyorsun. Öyle mi diyorsun? İyi peki, bir deneyeyim o zaman. Azıcık bekle. Ya bu çok güzel. Sen mi yaptın yoksa? Evet, ben yaptım tabii. Bravo. Siz keyfinize bakın. Ben biraz yürüyüşe çıkacağım. Görüşürüz hayatım. Nasıl gidiyor Sapanca? Ateş hala yanıyor bakıyorum. Çok güzeldi. Nehir Yaz'la birlikte evde. Ben de yürüyüşe çıktım. Birazdan güvenlik kulübesine uğrarım. Tamam, bizi beklemedeyiz. Hadi kolay gelsin. Yemeğe başlıyorlar. Gir hadi. Tamam, gidiyorum. Hop, köfte. Ve potato. İnsan her yaşında yeni bir şey öğreniyor Ferdi'ciğim. Ne öğrendin abi? Yalan söylemek kolay. Doğruyu söylemek zor. Doğru söylüyorsun. Yani yalan ne? Öyle çıkıyor ağzından hop söylüyorsun. Ama doğruyu söylemek çok zor. Bak ben var ya, sırf yalanım ortaya çıkmasın diye San Francisco'ya gitmek zorunda kaldım. Abi o ne biçim yalanmış ya? Antep'teyiz. Böyle bir iş üstündeyim. Adamı tavladım, tavlayacağım.
Adam dedi ki ben San Francisco'da yaşıyorum. Dedim ben de. Neden? Ne bileyim öyle ağzından çıktı. Yalan işte. Abi sakın gittim deme San Francisco'ya. Gittim. Sırf yalanım ortaya çıkmasın diye uğraştım, gittim ve görüntülü aradım adamı oradan. Ne gerek var? Yalan işte. Ama bugünden sonra bambaşka bir Namık var. Benden hiçbir şekilde yalan duymayacaksınız. Sadece doğruları duyacaksınız. Bak doğruyu söyledim, yemekle ödüllendim. Nefis. İçim rahat. Huzurum yerinde yani. Oo Levent Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Afiyet olsun. Kaynanan seviyormuş. Buyur, otur gel. Ya ben öyle yeni yedim, yürüyüşe çıktım. Dönüşte yanınıza uğrayayım dedim. Ha, öyle olmaz ya, buyurun oturun lütfen. Buyurun. Neyse o zaman ben içeri geçeyim abi. Sen bir şey olursa bana haber verirsin. Hiç rahatsız etmeseydiniz keşke. Ya bir şey olursa haber verirsin diye. Bütün gün uyuyor Levent Bey. Allah aşkına bu sitede ne olacak ya? Ya sessiz sakin yer. Olay olmaz burada. Bence de canım ne olayı olacak? Ayrıca olay olursa da security Namık buradayken full relax Levent Bey. Full relax. Çok teşekkürler. Yani ben sizin bu işinize karşı bağlılığınıza şu an hayran kaldım. Bağlıyım ve saygılıyım. Kuş uçmaz. Security! Yiğit'cim sen nasılsın? İyi misin? Vallahi yalan söyleyemeyeceğim Yaz. Biraz canım sıkkın. Aa. Nehir'cim biz arkadaşız. Biliyorsun bana ne istersen anlatabilirsin lütfen. Bilmez miyim hayatım? Dün çok tatsız bir olay yaşadık Yaz. Ne oldu? Bizim Tufan'ı trafikte yaka paça böyle yakalayıp dövmüşler. Ne diyorsun ya? Ya. Çok geçmiş olsun Nehir. Sağ ol, çok üzüldüm. Tarık da çok üzüldü. Biliyorsun kardeşin aşırı düşkün yani. Herhalde yani. E ne yaptınız peki? Polise falan haber verdiniz mi? Kim yapmış? Ay hayatım yok. Ne polisi ya? Serseriler zaten kaçmış gitmiş. Etrafta hiç kamera falan da yokmuş. Yaptıkları yanlarına kar kaldı yani anlayacağım. Çok geçmiş olsun Nehir'cim. Tekrar tekrar. Sağ ol tatlım. Yalnız bak ne diyeceğim? Böyle şeyler sıcağı sıcağına anlaşılmaz. Biliyorsun değil mi? Yani travması bunun kolay geçmez. Öyle mi diyorsun? Tabii. Bence profesyonel bir destek alması lazım. E sen yardımcı olsan bize? Yok ben de ama tanıdıklarıma bakmıyorum ki. Biliyorum tatlım, biliyorum o işleri ama beni kırmayacağını da biliyorum. Hayır. Bak Tarık Tufan'ın bu hallerine o kadar üzülüyor ki ne olur bize bir yardımcı ol. İyi tamam bence de. Peki tamam o zaman. Randevu ayarlayalım Tufan'la başlasın seansları. Tamam süper. O zaman sonra içeriz kahvemizi. Ben hemen eve gidiyorum. Bunları bu Fikre bir ısıtayım. Sana haber vereyim. Peki canım. Tamam. Tamam canım. Hiç rahatsız olma çıkarım ben. Tamam olur mu canım? Aa lütfen hadi. Benden haber bekle. Bye bye. Nehir çıktı her şey yolunda mı? Yolunda Levent kulübede. Tamam evdeyim bekliyorum. Aa, ben sana temiz çatal getireyim. Ya lütfen zahmet etmeyin hiç gerek yok. Bir şey olmaz getiriyorum hemen ya. Ben yemiştim gerçekten. Var ya, bak ben sana söyleyeyim. Ne kaçırdığının farkında değilsin. Bu normal bir köfte değil. Aynur ablamın köftesi. Bunun mutlaka tadına bakmalısın. Her yerde bulamazsın. Dediğim gibi hiç gerek yok. Sonra görüşürüz. Denemen lazım ama lütfen. Hadi. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. İlaç atıldı. Öndeki arkada 3 kamera var. Eve yaklaşınca kameralar hızlı oluyor. Ben eve geçiyorum. Top size. Neredesin sen? Aa. Yazlara bakmaya gittim hayatım. Gelmişler. Sen çok takılmaya başladın bak bu komşulara. Ya biz burada ne haldeyiz? Senin aklın nerede be Nehir Hanım? Ben de keyfimden gitmiyorum zaten Tarık. Ben de o yüzden gidiyorum. Bana bak, bu Tufan'ın bu olayları böyle üstünü örte örte bitmeyecek. Sonra travmaya falan bir şeye dönüşecek diye korkuyorum. Bu çocuğun senin otoritenle büyük bir sorunu var.
Yaz da iyi bir psikolog. Nereden baksan. Ha, komşulara gitsin her şeyi anlatsın yani. Ya Allah aşkına Nehir ya. Yani bir Adem var başımda, bir de sen delirme. E delirtmeyin o zaman Tarık. Rahat durun abi kardeş. İlacı attım. Hı. Dayı şimdi sabaha kadar mışıl mışıl uyur. Ben dayımı işten kovduracağım. Öyle çok da içime sinmiyor. Dayının keyfi gayet yerinde şu an. Köfte yiyor. Annen köfte yapmış. Kuru köfte. Of, çok özledim ya. Nasıl güzel olmuştur. Kesinlikle. Çok güzeldi. Ben yedim. Harikaydı. Yedin mi? Ne oldu? Nehir Tufan'ın bana terapiye gelmesini istiyor. Nereye? Psikoloğa. Sen ne dedin? Hayır demedim. Tanıdıklarımla çalışmıyorum dedim. Kadın kalkmış, kendi ayağıyla gelmiş. Adam belki her şeyi anlatacak. Hayır mı dedin? Böyle çok hevesli hevesli görünmek istemedim. Ama sonra tabii ki vicdanım hiç el vermedi. Bir Tufan bana terapiye gelecek. Kızdın mı? Yok canım, neden kızayım? Ya bu asla kaçırılmaması gereken bir fırsat. Hatta seni tebrik ederim, harika bir karar vermişsin. Bence de. Çok mantıklıydı yani. Çok mantıklı hareket. İyi düşünmüşsün. Yapıyorum. Yapıyorsun. Adem, niye kornaya basıyorsun? Bütün siteyi ayağa mı kaldıracaksın? Uyuyor herhalde. E uyuyorsa git onu uyandır. Bütün siteyi mi uyandırmak istiyorsun? Şişt, birader. Kime diyorum ben ya? Uyansana. Uyansana birader. Şişt, bana bak. Bana bak. Bana bak. Şişt. Adem, ben sana patırtı yapma dedikçe sen yapıyorsun. Ne oluyor? Adam kütük gibi uyuyor teyzeoğlu. Uyanmıyor. Ya bu adamın başka bir derdi olmasın sakın. Baksana. Yani böyle kalp malp sipazım falan. He? İnme falan inmiş olmasın adama. Ben de anlamadım. Nefes alıyor ama uyanmıyor. Yaşıyor yani. Şunu bir hastaneye götürün çabuk Adem. Tamamdır abi. Şunu hastaneye götürün. Adem, sen de git yanlarında. Bir bak bakalım nesi varmış bu garibanın. Tamamdır teyzeoğlu. İyiymiş, bir şey yokmuş. Talat abiyle konuştum. Aa! Ay! İyi misin? İyi misin? Kafamı dolabın kenarına çarptım ya. Tamam bakayım, bak sivri yere mi geldi? Of. Senin yüzünden. Baksaydın kalkarken. Kızım sen beni öldürmek mi istiyorsun ya? Ben seni niye öldürmek istedim? Kahve yapıyorum gece uzun içeriz diye. Ayak altında dolanma.
Ayak altında. Ben mi dolanıyorum ayak altında? Bakayım ya, bakayım. Bak. Tamam, çok kötü değil ama pansuman gerekiyor. Sen şimdi git şöyle içeri doğru. Tamam. Gidiyorum. Konuşma bak hala. Kafan şey hala. Yavaş yavaş git. Otur yavaş yavaş. Elleme el. Bak. Aa bak kanamış. Ya elimi niye önce siliyorsun? Kafamı silsene. Kanayan yer kafam. Tamam canım, koltuğa üstüne başına bulaştırma diye. Koltuk üstün başın benden daha mı önemli? Ay ben gördüm onu. O kadar da önemli bir şey yok. Pansuman yapacağım. Olacak bitecek. Ona bak. Metanetli ol. Tamam tamam. Metanetli olurum. Aa! Ya birazcık daha nazik olur musun? Tamam bitti. Unutma. Levent'e aşıksın sen sonuçta. Numaradan. Numaradan. Yani zaten böyle pek evlilik, sevgililik sana göre şeyler değil. Nereden biliyorsun? Ne bileyim. Evlenmek, aşk. Uzak ihtimal. Bizlik değil yani. Senlik değil. Yani. Böyle planlayarak aşık olmazsın ki. Böyle birden olursun. Pat diye. Sonra tepe taklak olursun. Öncesinde ne yaşadığını unutursun. Öyle mi? Öyle. Ha, geldim madem. Ne oldu, nesi varmış adamın? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok olur mu da? Adam orada taş kesilmişti, heykel gibiydi oğlum. Uyku ilacı vermişler. Kanında yüksek oranda uyku ilacı çıktı. Uyku ilacı mı? Kim neden versin ki? Bilmiyorum. Bilmiyorum teyzoğlu da. Kim yaptıysa bizim için bir planları vardı, orası kesin. Ha, siteye gireceklerdi diyorsun, öyle mi? Oğlum hangi salak böyle bir siteye girmeye cesaret eder de? Abi. Kebapçı ha? Yok oğlum. Onda o kadar yürek yok dedi. Sen yine de bir kolaçan et durumu. Bir araştır bakalım. Eğer oysa keseriz hesabını. Biraz böyle başım biraz dönüyor. Geçer geçer. Şimdi Ivy çıkarıldı ya. Aa, Numan Bey. Geçmiş olsuna geldiyseniz hiç endişe etmenize gerek yok. Ben taburcu oluyorum. Zaten siteye de gelecektim. Merhaba, iyi günler efendim. Merhaba, iyi günler. Ablacığım, Numan Bey bizim sitenin yöneticisi. Ha öyle mi? Memnun oldum, hoş geldin. Hoş bulduk efendim, ben de öyle. Öncelikle geçmiş olsun. Ama gelişimin asıl sebebi bu değil. Hemen bir bilgi verip buradan gideceğim. Aa, buyurun tabii. Zam mı? Konu zam değil Namık Bey. Konu sizin vardiyanız sırasında uyuyor olmanız. Daha önce de haber vermeden siteyi terk etmiştiniz ve sizi bu konuda uyarmıştım. Bu sebeplerle yönetim kurulu olarak görevinize son vermiş bulunmaktayız. Bunu gelip sizin yüzünüze bizzat söylemek istedim. Ama bana kumpas kuruldu. Birdenbire ışıklar söndü. Ne olduğunu anlamadım. Bir dakika, bir dakika. Siz şimdi bu Kalemun sitesinden ta buraya kadar kardeşimin kovulduğunu yüzüne söylemek için mi geldiniz? Evet. Kardeşim siz ruh hastası mısınız? Nasıl bir insansınız siz böyle? Ha? Bir insan daha yeni taburcu olmuşken ayağına kadar gelip yüzüne kovuldun demek nasıl bir zevk veriyor size? Nasıl insansınız siz? Bu nasıl iş? Nasıl iş ahlakı bu? Bana işimi öğretmeye kalkmayın lütfen hanımefendi. Allah Allah. Kovuldun. Hadi bakalım kovuldun. Kovdum seni. Ne olacak şimdi? Yıkıl karşımdan pis, edepsiz, ahlaksız, vicdansız, insafsız seni. Aferin. Aferin kardeşim. İstifa etmekle çok iyi etmişsin. Aferin. Kovuldu efendim. İstifa etmedi. Hayır. Kardeşim kendi onuruyla istifa etti. Kovulan sensin. Defol git. Belli ki bu ailede edepsizlik ve hadsizlik genetik. Buyurun lütfen. İndir kolu. Ya sen niye anlamıyorsun? Ablam seni kovdu. Hadi git. Hadi. Hadi. Kovuldun ya. Kovuldun. Şuna bak ya. Pis. Ne kadar yüzsüz. Pis. Ay. Ama çok iyi konuştu. Helal olsun. Kardeşimin yüzüne kovuldun diye bir de bundan zevk alıyor terbiyesiz, habis kişi. Ablacığım, ben kendimi hiç kovulmuş gibi hissetmiyorum. Çünkü sen istifa ettin canım. Ha doğru. Tabii. İstifa ettim ben. Yürü, habis. Atladım vallahi ya. Sıkısız.
Hayırdır teyze oğlu, ne diyor Numan? Özür diliyor. Ne özrü? Uyuyakalan güvenlik. Ha, Namık. Numan onu işten çıkarmış. Bir daha böyle şeyler olmayacak dedi. Git bul getir onu bana, Namık'ı. Hayırdır abi? Ya adam bizim yüzümüzden ekmeğinden olduysa? Bul onu getir bana. Bir de Numan'a da söyle tekrar işe koysun. Peki abi. Ya sen uyku ilacı mı aldın? Annem öyle bir şeyler söyledi. Hastanede ayıltmışlar seni. Yok dayıcığım, ne ilacı ya? Dayına tuzak kurdular. Kumpas kurdular bana. Ama yakalayacağım. Yakalayacağım o çakalları. Çakallar istedi diye kurtlar ölmez dayıcığım. Yaz. Tamam evet o zaman kapatıyorum ben. İyi sen rahatladın dayıcığım, öpüyorum. Tamam dayıcığım, senin de zaten bir arkadaşın seslendi galiba. Daha fazla meşgul etmeyeyim seni. Ya, kapatma. Kapatma. Muchos gracias, mon amor. Bir dakika Naz. Demin o duyduğum arkadan gelen ses erkek sesi miydi? Ne erkeği yani? Kadın sesi, kadın sesiydi eğitimden. Herhalde derse çağıracak. Hadi öpüyorum, bay bay. Sen beni ne zannettin? Sen beni kandıracağını mı zannediyorsun? Bana bak Naz. Sakın bana oralardan yabancı damat falan getirmeye kalkma, tamam mı? Bak böyle dilini bilmediğim, kültürünü bilmediğim insanlar... Ben nasıl konuşacağım? Anneciğim ne damadı ya? Ne anlaşma? Sen neler diyorsun? Ne diyorsam o. Allah Allah. Öyle örfünü, adetini bilmediğim cündür istemiyorum canım. Bu kadar. Yine kendin çalıp kendin oynuyorsun. Yok burada erkek sinek bile yok. Hadi kapatıyorum, bak geç kalacağım. Öptüm. Hayır kapatma, daha lafımı bitirme. Kapattı. Ben bildiğin yüzüme kapattı. Ha, şimdi delireceğim sinirden. Gerçekten delireceğim. Kontralto. He? Kalın sesli, kadın sesine deniyor. Kontralto. Ne yapıyorsun? Senin yüzünden anneme yakalanıyordum. Sürekli biriyle konuşuyorsun. Sayende bir erkekle yaşadığımı zannediyor. Yaşamıyor musun? Bu yaşamak mı? Çek kafanı, kapatıyorum. Tufan niye inmedi kahvaltıya? Ne yani biraz hırpalandı diye bundan sonra kahvaltı etmeyesin mi çocuk? Anne, amcama ne oldu? Niye kimse bir şey demiyor? Kaza anne. Kaza. Anne bir şey soracağım de. Yani bu kaza olabilir mi? Görmedin mi sen amcamın yüzünü? İnsan kazara bu kadar yumruk yer mi? Mesela ben Efe'yi kofatmıştım ya hani. Anlat oğlum, anlat. Anlat, armut dibine düştü. Onun damarlarında koşuoğlu kanı akıyor. Oo paşam. Günaydın abi. Kahvaltıya teşrif edebildin yani ha? Yenge günaydın. Günaydın yengeciğim. Nasıl istersin omletini? Ben de aç değilim yenge. Abim kahvaltıda görmek ister diye geldim. Amca, seni kim kazayla dövdü? Ömer, nasıl laf o amca ya? Sen dedin ya kaza diye. Oğlum. İşte amcamın birisi kazayla dönmüş. Nasıl oldu kaza? Hatırlayabildin mi bari Tufan? Hadi oğlum, sen kahvaltını bitirirsen yürü bir odanı topla. Hadi. Hadi. Yine özel bir şey konuşacaksınız biliyorum. Hadi lan oradan, eşek sıpası. Yaz arıyor. Efendim tatlım? Hatırlamıyorsun yani, öyle mi? Hatırlarsan haberimiz olsun Tufan Bey. Tamam, hemen soruyorum şimdi. Tarık'cığım, Yazlar bizi kahveye bekliyorlar. Gidelim mi? Olur, gideriz. Tamam tatlım, geliyoruz birazdan. Ya çok teşekkür ederim. Dün gece beni hastaneye siz götürmüşsünüz. Bayağı ışıklar söndü bende böyle. Nasıl oldu anlamadım yani. Blackout oldum. Lafınızı keseceğim. Maşallah yani. Muhabbetinize de hiç doyum olmuyor. Yol boyunca hiç susmadınız. Adam. Tarık Bey beni niye görmek istiyor biliyor musun? Tarık Bey'in bir şey istediğinde niyetini açıklamak gibi bir adeti yoktur Namık Bey. Gidince görürsünüz. Ha, Tarık Bey'le de muhabbetiniz bayağı koyu demek ki yani. Hiç denedin mi? Neyi? Susmayı. Yo. Homo sapiens olmanın temel özelliği
konuşmak ve gülmektir. O zaman maymundan bir farkımız kalmaz ki. Sen maymunsun diyorsun yani. Aa, yok, estağfurullah. Siz tamamen yanlış anladınız beni. Ben size öyle bir şey demedim. Yani genel anlamda tüm insanlar için söyledim onu. Hayatım, zaten her şeye tek başına yetişmen çok zor. Bir yardımcı tutun, hem sen rahat et, hem de Levent Bey'in sende aklı kalmasın. O kadar haklısın ki. Zaten ev kocaman, yetişemiyorum. Yok, asla yetişemez. Ben sana yardımcı olacağım. Yıllardır çalıştığım bir ajans var benim. Onlarla konuşurum, referans olurum. Yatılı mı istiyorsun? Yok, biz yani Levent yatılı hiç istemez. Biz böyle sabah gelsin, akşam bitsin, öyle güvenilir birini istiyoruz. Ha. Ben de olsam ben de istemem. Genç adam da belki icabında hanımıyla baş başa tuvalete gitmek ister. Bir de ben evimde yani birinin olması hissini sevmiyorum. Yani tedirgin ediyor beni. Haklısınız tabii. Bizde Ömer olduğu için bizim başka şansımız yok. Yoksa biliyorum ben, Tarık da aslında baş başa olmak ister. Yok, vallahi istemem. Bu düzen iyi. Sonra Levent Bey de yatılı ister, hiç merak etmeyin siz. Öyle işte, evliliğin ilk günleri dip dibe, sonrasın git öte. O zaman ben çayları tazeleyeyim, herkes içiyor mu? Olur tatlım. Çay benim kırmızı çizgimdir. Asla hayır demem. Canım. Aşkım, benimki demli olsun ha. Nasıl istersen hayatım. Abi nerede? Yengeyle beraber Levent Beylerin bahçede oturuyorlar abi. Al arabayı. Ama sevdiniz birbirinizi. Her gün evcilik oynuyorsunuz. Namık, Levent Bey'e geçeceğiz. Emredersiniz. Lütfen siz önden buyurun. Namık, sen bir bey der, abi der. Sanki beraber postal bağladık. Kolay gelsin. De bakalım Levent Bey. Ne zaman çıkalım balığa? Vallahi Tarık abi, sen ne zaman istersen çıkalım da hemen çıkalım. Ha, Ademler geldi. Namık gel gel. Hoş geldiniz. Geldim Tarık Bey. Şanslıydım. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Almaz ki. Merhaba. Merhaba. Çaylar geldi. Nasıl?